Hayata Dair kanalına hoş geldiniz. Coca-Cola dünyanın en tanınmış markalarından birisidir. Sıcak bir yaz gününde en ferahlatıcı içeceklerden biridir. Mütevazi başlangıçlardan gelen şirket artık dünya çapında mevcut ve hızla büyüdü. Bu ürünü içimizi rahatlatıyor. Coca-Cola'yı seviyorsanız bu ilginç gerçekleri de seveceksiniz. Coca-Cola'nın orijinal tarifindeki kokain. Bazı insanlar gerçek mi yoksa bir efsane mi olduğundan emin değiller. Fakat gerçek biraz ikisinin arasında. Coca-Cola içeceklerine hiçbir zaman açıkça saf kokain koymamış, ancak önemli miktarda koka yaprağı kullanmışlardır. Tarif bir galon şurup için 5 ons koka yaprağı içeriyor. Her bir bardak Coca-Cola başına tahmini 9 mg kokain içeriyordu. Perspektif olarak ortalama bir kokain dozu yaklaşık 50-75 mg'dır. Her iki durumda da 1935'te tamamen kaldırıldı. Bugünlerde Coca-Cola bunun yerine kokain içermeyen bir koka yaprağı ekstresi kullanıyor. Coca-Cola neredeyse dünyanın her ülkesinde mevcuttur. Kuzey Kore ve Küba dışında dünyanın her ülkesinde Coca-Cola'yı kolayca bulabilirsiniz. Diğer iki ülkeye gelince bildirildiğine göre Kuzey Kore ve Küba'da gri ithalat. Bu Coca-Cola şirketinin doğrudan izni olmadan başka bir ülkeden ithal edildiği anlamına gelir. Bir bardak Coca-Cola 70 yıldan fazla 5 cent olarak kaldı. 1886'dan 1959'a kadar 6,5 bardak veya 1 şişe Coca-Cola sadece 5 centti. Şişeleme sözleşmeleri, reklam, satış makineleri ve düşük enflasyon nedeniyle ürünlerini bu kadar düşük bir fiyata tutmayı başardılar. Coca-Cola'nın sahibi şişeleme haklarını 1 dolara sattı ki bunu hiç almadı. Çünkü Coca-Cola şirketi şişelemenin asla başlamayacağını düşündü ve sözleşmenin bir son kullanma tarihi yoktu. 5 centlik bir bardak kola satmak sürdürülemez hale gelince Coke bile adını Amerika hazinesine 5 centlik madeni para yerine 7,5 centlik bir madeni para bastırmak için yollardı. Hatta müşterilerin bir Coca-Cola almak için 2 kuruş koymak zorunda kalması için bazı satış makinesi yuvalarına bilerek boş bırakacaklardı. Enflasyonun yükselmesi başladığında Coca-Cola 50 yılların başlarında 5 centlik reklamların aşamalı olarak durdurdu ve 1959'da son 5 centlik kola şişesi satıldı. Coca-Cola Çince'ye mükemmel bir şekilde çevrilebilir. Çin uyum sağlaması zor bir pazar. Coca-Cola Çin'e satılmaya hazır olduğunda orada konuşulan lehçelerin ve dillerin çoğuna uyan bir isim bulmaları gerekiyordu. Başlangıçta fonetik olarak benzer sesler çıkaran Coca-Cola ile gittiler. Ancak bazı lehçelerde bal mumu, kurbağa direği mesir veya bal mumu ile dondurulmuş şişi, dişi at anlamına geliyordu. Daha fazla araştırmadan sonra orijinal tercihlerine çok benzeyen ve mükemmel bir şekilde birçok isim bir gerçek isim buldular. Pek çok marka bu Coca-Cola çevirisi kadar sorunsuz bir şekilde tercüme yapamaz. Çin'de Coca-Cola burada lezzetli eğlence anlamına gelen Coca-Cola olarak anılmaktadır. Polis olay yerinde kanı temizlemek için aslında Coca-Cola'yı kullanmıyor. Bazıları polisin bagajında 2 litre olduğunu düşünürken bu polisin susaması durumunda olabilir. Bununla birlikte Coca-Cola'nın kan lekelerini çıkarmada gerçekten etkili olduğu kanıtlandı. Ve hatta popüler gösteri White Buster'da test edildi. Coca-Cola en fazla 16 farklı aroması var. Bu tatların çoğu zaman diyet veya Coke Zero formlarında mevcuttur. Lezzetlerin tamamı dünya çapında mevcut değil. Hatta artık mevcut değil. Daha az bilinen ve o kadar da başarılı olmayan tatlardan bazıları kahve aromalı versiyonu olan New Coke, Coca-Cola Orange, Coca-Cola Black gibi ürünlerdi. Coca-Cola Black 2006-2008 yılları arasında kısa ömürlüydü ve sadece 7 ülkede mevcuttu. Ancak Coca-Cola gelecekte kahve ile ilgili başka bir ürün çıkarma planından bahsetti. Kola bir eczacılık tarafından icat edildi. John Pemberton kesinlikle yerde bir miras bıraktı.
Hamilton iç savaş savaşlarda bir ne yalandı ve bu noktada iyileşirken morfine bir bağımlılık geliştirdi. Orijinal icadı Coca-Cola Columbus fıstığı Damiana'yı karıştıran bir tarif olan Pemberton'un Fransız şarabı Coca adlı alkollü bir içecekti. Morfine alternatif bir ağrı kesici olması gerekiyordu. Daha pazarlanabilir bir ürün yapmak isteyen Coca-Cola, daha önce satılan şarap Coca-Cola'larının alkolü bir formülünü yapmanın bir yolculuğu olarak icat edildi. Pemberton yeni alkolü ilacı için farklı karışımları test ederken temel şurubu kazara karbonatlı suyla karıştırdı. Bu noktada Pemberton son ürünü bir ilaç yerine içecek olarak satmaya karar verdi. Coca-Cola teneke kutularının içinde ödüller alan bir